ne böyle? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? Yüreğinize, nefesinize sağlık. Hemen komşu kentimiz, komşu ilimiz Bolu'nun selamını getirdik Düzce'ye. Üzerimizde kalmasın. Oradan gelen rüzgarı Düzce'nin rüzgarıyla buluşturuyoruz. Millet buluşmasına hoş geldiniz. Kazanalım haydi. Haydi adalete, haydi haydi eşitliğe, haydi haydi Türkiye, haydi. Ben Kemal geliyorum. Sevgili Düzceliler, büyük önderimiz, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyoruz. Deprem bölgesi olan Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Osmaniye, Hatay. Depreminde aramızdan ayrılan vatandaşlarımızı da Düzce'den bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz. Sevgili Düzceliler, ellerinde ay yıldızlı bayrak olanları taşlayan, karanlığa bir cevap verip bir ışık yakalım mı? Güzel Cumhuriyet'in vatansever evlatları, provokasyonlara karşı birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin nişanesi cennet vatanımız için şimdi sizlerden rica ediyorum, hep birlikte Türk bayraklarınızı bir kaldırabilir misiniz lütfen? Kaldırıyoruz Türk bayraklarımızı hep birlikte. Beraberliğimizin simgesi, kardeşliğimizin nişanesi. Ben Kemal. Canımız, vatanımız, Türk bayraklarımızı kaldırıyoruz hep birlikte. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayır yap bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Yapar mıyız, yaparız. Teşekkürler sevgili Düzceliler. Sana söz biz birlikte, yüzyılı kurtarırız. Sevgili Düzceliler, canımız hemşehrilerimiz, 14 Mayıs'ta savurganlığa son vermeye var mısınız? 4-5 yerden maaş alma dönemi son bulsun mu? Evet. Bu harami düzenini 14 Mayıs'ta değiştirmeye var mısınız? Evet. Helal olanla yasalı bir etmeye var mısınız? Evet. Sevgili Düzceliler, 14 Mayıs'ta çocuklar hakkını alsın mı? Gençler hakkını alsın mı? Kadınlar hakkını alsın mı? Hayır. Düzce hakkını alsın mı? Hayır. Türkiye hakkını alsın mı? Hayır. Alsın mı? Hayır. Yüreğinize, nefesinize sağlık. Hava malum, oksijen bol, buradayız hep birlikte. Şimdi biraz daha ısınacağız. Sevgili Düzceliler, tam 2 kez üst üste 16 milyon İstanbullunun helal oylarıyla seçimi kazanmış. Taş atan el değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Avrupa'nın en kalabalık kentinin belediye başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nu davet ediyorum buraya. Gelsin artık bereket, ver coşkuyu herkese, nefes alsın tüm millet. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu selamlıyor sizleri. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Hoş geldiniz Sayın Başkanımız. Sevgili Düşçeriler, ben şimdi sizleri taş atan eller değil, kalp yapan eller kazanacak diyen Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'yla baş başa bırakıyorum. Sana söz, Türkiye kazanacak. Haydi. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Merhaba Düzceli hemşehrilerim. Harikasınız. Yine en ön saflarda gençleri ve kadınları görüyoruz. Hanımefendileri görüyoruz, beyefendileri. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne güzel bir kalabalık. Ne güzel bir kalabalık. Sanki 15 Mayıs sabahı demokrasiyi kutlamaya geldiniz. Hoş geldiniz. Düzce, biraz önce Bolu'daydık, orada da söyledim. Bolu enişte, güzel. Güzel. Eşimin memleketinden gelince mecburen oraya bakmak zorunda kaldım. Biraz hanımcılık var ruhumuzda. Evet. Trabzonlu İmamoğlu Başkanım Kılıçdaroğlu, sevgisizde İnanoğlu, tok yatacak insanoğlu, aşk ile geçmiş olsun başkanım demiş. Sağ olun. Çok güzel, çok güzel mesajlarınız var. Torpil için dayım yok ama demokrasi için Kemal dedem var demiş. Çok güzel, hepsi çok güzel. Zor. Tamam. Evet. Seçiyorum. Hepsi çok güzel, hepsi çok yaratıcı bu arada. Onu söyleyeyim. Zor yani. Kırarım diye üzülüyorum. Evet, o gidiyor, merak etme, gidiyor. 14 Mayıs'ta yolluyorsunuz hepsini. Hepsini yolluyorsunuz. O bir grup bir avuç insanı yolluyorsunuz. Evet. Edison'un pişman olduğunu da biliyoruz. Edison'un pişman olduğunu da biliyoruz. Sarayın ışıklarını kapatmaya diyor. Evet. Ama Çankaya Köşkü'nün ışıkları pırıl pırıl yanacak. Pırıl pırıl yanacak. Evet, memleketimin en güzel coğrafyalarından birindeyiz, Düzce'deyiz. Kendimi buraya çok yakın hissederim. Çünkü doğduğum yörenin coğrafyasını taşır. Buraya ne zaman gelsem heyecan duyarım. Burada akrabalarım var, dostlarım var, arkadaşlarım var. Ticaret yaptığımda çokça geldiğim bir yer. Onun için çok seviyorum. Düzce'nin insanını da seviyorum. Çünkü Düzce farklı kültürlerin, farklı insanların, memleketimin her yöresinden, her etnik kökeninden insanın olduğu bir yer. Aslında bir vatan armağanı burası. Memleketin armağanı. Memleket insanının birbiriyle komşuluk yaptığı, konuştuğu, dertleştiği, acı gününü paylaştığı, iyi gününü paylaştığı bir yer. Düzce her tavrıyla, her davranışıyla örnek şehirlerimizden birisi. Birisi olmalı. Bu içtenliği, bu demokrasi atmosferini daha da güçlendirmemiz lazım. Dediğim gibi Düzce, Bolu, Sakarya, bu bölge hakkını alacağı bir dönemle kavuşmak üzere. Ben Düzce'nin sorunlarını çok yakından takip ediyorum ve biliyorum. Çünkü Düzce'yle sadece siyasi bir bağım yok. Aynı zamanda biliyorsunuz İstanbul denince akla Melençay gelir. İstanbul denince akla Melen Havzası gelir. Melençay'ı ve Melen Havzası'na yoğun çabalarla ciddi bir çalışma süreci başlattık. Altyapısına, özellikle Melençay'ını kirleten bütün unsurları toplayan bir proje yönetiyoruz. Hatta buradaki süreci İstanbul adı adına kalıcı bir pozisyona eriştirmek için de burada Melen Havzası'nı yönetmek üzere önemli bir merkez açılışını yaptık geçtiğimiz Kasım ayında. Sevgili hemşehrilerim, bakın Melen çayını korurken sadece Melen'e bir altyapı yatırımı yapmayacağız. Aynı zamanda Melen'i kirleten bütün unsurları rehabilite edeceğiz. Melen'i kirleten bütün atık suları toparlayıp, arıtarak, temizleyerek Karadeniz'e aktaran bir sistemi bitirmek üzereyiz. Bunlar bizim sorumluluğumuz. Yine bunları yaparken hem Düzce şehrine hem Melen sattı içerisinde bulunan köy ve mahallelere altyapı yatırımları yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla tabiri caizse İstanbul'un bir eli Düzce'de olacak. İstanbul'un Düzce'de bu katkıları sürerken yine gözü kulağı da burada. Niye? Bir talihsizliği sizlerle paylaşmak isterim. Aslında bu bahsedeceğim talihsizlik Türkiye'nin bugün düştüğü durumunda bir özeti. Bakın 2016 yılının Aralık ayında bitireceğiz diyerek Melen Barajı için gün ve saat veren bu iktidar ve bu iktidarın bakanı tam 7 yıl önce ve ne yazık ki işte ben bilirim, en iyi ben yaparım aklının tezahürü. Niçin? Mühendislikten, bilimden faydalanmaktan uzak kalırsanız ve devlet su işleri gibi bu memleketin kadim kurumunu ne yazık ki çürütürseniz, oradaki aklı selim insanları dinlemezseniz, orada taş duvar yığma usulünden vazgeçip beton gövdeyle bir baraj üretmeye kalkarsanız, o gövde mühendislik olarak yanlış bir tercih oldu ve ne yazık ki derin çatlaklarla yapılamadı. Ve o açılış yapılamadı. Ve hatırlayın, 2019 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı sanki İstanbul'da belediye başkanı adayı gibi ilçe ilçe gezerek ben İstanbul'un 2050 yılına kadar su sorununu çözdüm dedi. Ama kendisi bile, işte sistemin, rejimin bozukluğundan bahsediyorum. Kendisi bile Melen Barajı'nın henüz yapılmadığının farkında değil. Ben ne zaman ki kalktım Düzce'ye geldim, buradaki arkadaşlarımla barajı ziyaret ettik, oranın çatlaklarını tespit ettik, durumun farkına varıldı. Hemen bir ihale daha. İhaleyi alan firma bu iş olmaz dedi, bıraktı gitti. Bir ihale daha. Şimdi firma artan fiyatlardan dolayı şantiyeyi bıraktı. Şu an askıda bir Melen Barajı. 15 yıldır bitirilemeyen bir Melen Barajı. Bakın bu ne demek biliyor musunuz? Bu ülkenin yöneticilerinin işte bilimden, teknikten, devlet yönetme anlayışından uzaklaşmış bir yönetim olması. Kopuk, birbirinden habersiz. Ama nereden haberdarlar biliyor musunuz? Bir yerde eğer rant varsa rant, kişisel çıkar varsa, kişisel bir beka varsa orayı hiç ıskalamazlar. Hiç ıskalamazlar. Oraya hemen abur cubur dalarlar. Bakın, memleketin gerçek ihtiyaçlarından uzaklaşan bu aklı hep birlikte 14 Mayıs'ta tıpış tıpış evine yollayacağız. Evine yollayacağız. Hep birlikte. Bakın sevgili hemşehrilerim, sevgili hemşehrilerim, bakın bu Düzce'nin her sorununa hakim bir yönetim gelecek. Bu yönetim sadece sorunlara çözüm üretmeyecek. Sorunlara çözüm üretirken sizlerle konuşacak. Düzcelilerle konuşacak. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın, siyasi parti ayrımı yapmaksızın, burada belediye başkanı hangi partiymiş bakmaksızın, herkesle milleti için çalışacak. Düzce'nin sorununun ne olduğunu biliyoruz. Burada bir hava kirliliği sorunu var. Bunu da biz çözeceğiz. Avrupa'nın hava kirliliği en yüksek kentlerinden birisi Düzce. Ve bu sorunu biz çözeceğiz. Altyapı sorunları var. Biz çözeceğiz. Doğasını koruyacak tedbirleri nasıl Melen Havzası'nda alıyorsak, bütün ilçelerinde, Düzce'nin dağ köylerinde yine çözümü biz bulacağız. Tarımı, buradaki ahşap işi başta olmak üzere farklı sektörlerin gelişimine katkı sunacağız. Bakın bütün bunları yaparken tekrar söylüyorum, ortak akılla, istişareyle, Düzce'nin konularını Düzce ile konuşarak, Düzce'nin yerel idarecileriyle ortak masa kurarak çözeceğiz. Ama bunlar ne yaptı? Ekrem İmamoğlu örneğin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Millet İttifakı'nın İstanbul'da seçilmiş belediye başkanı. Ne yaptılar? Ekrem'e randevu vermiyor Cumhurbaşkanı 4 yıldır. Ya Allah aşkına, Ekrem'e randevu versen ne olur, vermesen ne olur? 16 milyon İstanbulluya randevu vermiyorsun sen, 16 milyon. Bunun farkında değil. Kopmuşlar, bakın kopmuşlar. Milletinden kopmuş bir yönetim. İnsanını görmüyor, insanını tanımıyor. Varsa yoksa kendi hükümranlığı, kendi yönetim kavgası. Ben yöneteyim de ne olursa olsun. Ben yöneteyim de ne olursa olsun. Ben seçimi kazanayım da ne olursa olsun. Milletin ekonomiden canı yanıyormuş. Düzceliler kiralık ev bulamıyormuş. Düzceliler aşırı kiralardan evinin kirasını ödeyemiyormuş. Bakın bunların hiçbirisi bunun umrunda değil. Patates, soğanın fiyatına bile gülen insan bu milleti unutmuş insandır, unutmuş. Yollayın evine gitsin. Yollayın evine gitsin. Kardeşim, bu millet, bu ülkede yeter ki araba üretilsin, yeter ki teknoloji gelişsin. Ama aldatarak değil, yeter ki. Ama buraya bir yardım istiyoruz. Burada bir hanımefendi var. Hemen şurada, sağlık görevlisi. Hemen şurada. Hemen ekranın önünde. Beni gören varsa buraya hemen uyarıyla. Tamam. İlgileniyorlar. Şimdi bakın, bu yoksulluğu görmeyen, bu işsizliği görmeyen, işsizlik oranları her şehirde neredeyse 3 gencin birisi işsiz. Üniversite okuyan gençler ne iş yaparım, ne iş bulurum endişesiyle geleceğe umutla bakamıyor. Bunu unutan bir insan ülkesini, milletini unutmuştur. O bir tek kendi makamını düşünüyor. Yapılması gereken, gitmesi gereken biz değiliz diyor gençler. Gitmesi gereken belli. Ben diyen gidecek, biz diyen gelecek. Biz diyen kim? biz diyen hayatını hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış, Bolu'dan Düzce'ye, Sakarya'dan İstanbul'a kadar 100 kilometrelerce yürüyüp bu milletin, bu devletin esas sorununun adalet olduğunu yıllar önce dile getirmiş. Devlet insanı, devlet ahlakını, devlet aklını en iyi temsil edecek olan ve memleketin birleştirici gücü olan, milletin ittifakının kurucusu olan 13. Cumhurbaşkanımız olacak olan Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Bakın biz güçlü bir ekibiz. Biz ceketimi çıkarayım. Öyle daha mı güzel oluyor? İyi, hadi çıkaralım ceketi bakalım. Size söyleyeyim, ben 6 Mayıs'ta çıkarttığım o ceketi hiç giymedim zaten. Bu milletin huzura erene kadar bu yoğun mücadelenin içinde olacağım. Ne demiştim? Ben bu sürecin, 2023'teki bu seçimin en çalışkan neferi olacağım dedim. Sonuna kadar çalışacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacağız, milleti iktidara getireceğiz, milleti iktidara getireceğiz. Bakın sevgili hemşehrilerim, harikasın gençler. Az kaldı Şafak 5. Sevgi Pıtırcığım. Tamam, ben Sevgi Pıtırcığım. Hiç merak etmeyin. Ya bunlar Sevgi Pıtırcığı olmakla sorunları var. Niye biliyor musunuz? Bunlara göre devletin yüzü asık olacak. Devlet vatandaşına parmak sallayacak. Devlet vatandaşına hadi oradan diyecek. Al git diyecek, diyemeyeceğim o kadarını. Yahu devlet nedir biliyor musunuz? Benim güzel insanlarım, güzel hanımefendiler, genç kızlar, genç beyefendiler, delikanlılar, onlara özellikle anlatmak istiyorum. Devlet güçlü olacak ama devlet afete karşı güçlü olacak, afete. On binlerce insanını yitirmeyecek. Devlet depreme karşı güçlü olacak. Devlet tehlikelere karşı güçlü olacak. Ama devlet vatandaşına karşı şefkatli olacak. İnsanına karşı vicdanlı olacak. Adaletli olacak. Erdemli davranacak. Devlet insanına sımsıcak elini uzatacak. Devlet yoksulu koruyacak. Devlet yardımcı olurken yardımı lütuf gibi değil, sorumluluğu olduğu için yaptığını hissettirecek. Millete o için sosyal yardım yapıyorum diye böbürlenmeyecek. Bakın biz İstanbul'da veren elin alan eli görmediği bir sistem ortaya koyduk. Askıda faturayı biliyorsunuz değil mi? Millet bile birbirine yardımcı olurken kimse kimseyi görmüyor, bilmiyor. Ve işte bizim insanımızın, bizim ahlakımızın, örf adetlerimizin, inancımızın bize emri budur. Onun için bu ahlakı temsil edendir devlet. Bunların ortaya koyduğu döver gibi, söver gibi suratı asık bir avuç insanı yollayacağız evine. Yollayacağız evine hep beraber. Hep beraber. Sevgili hemşerilerim, güzel insanlar, bakın deprem bölgesinde on binlerce insanımızı kaybettik. On binlerce canımızı kaybettik, içimiz yanıyor. Bir daha böyle bir acıyı yaşamamamız lazım. Ama hem dua edeceğiz hem işimizi yapacağız. Düzce'de bir deprem bölgesi. Düzce, Sakarya, Bolu, İzmit, İstanbul tümden çok çalışırsak her şey çok güzel olur. Hiç endişeniz olmasın. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu bölgenin depremle ilgili bütün zafiyetlerini gidereceğiz. Kentsel dönüşüm süreçleri ve bu bölgenin özellikle imar uygulamaları olsun, bütün düzenlemeleriyle ilgili yerel yönetimleri güçlendirerek, yerel yönetimlerle çalışarak mutlaka Düzce'nin de bütün sorunlarını giderip sıfır sorunu olan, depremde bir kişinin bile canının yanmayacağı, can kaybının olmayacağı bir süreci bu coğrafyaya hep birlikte hediye edeceğiz. Bu kolay mı? Bu kolay mı? Vallahi kolay. Yeter ki kendini bu millete emanet et. Yeter ki kendini bu millete emanet et. Bakın her sorunu biliyoruz. Sevgili gençler, Düzce'de özellikle yoğun bir üniversite öğrencisi olduğunu biliyorum. Üniversite öğrencisi olduğunu biliyorum. Üniversitelerde ciddi bir barınma sorunu olduğunu da biliyorum. Bakın İstanbul'u devraldığımızda bir tek yatak kapasitesi bile olmayan bir belediye devraldık. Şu anda 3 senede bu Eylül ayında tam 5000 yatak kapasitesi olacak. Bunu 3 yılda başardık. Göreceksiniz. Üniversiteye çocuğunu yollayan bir anne bir baba asla çocuğuyla ilgili barınmayı sorun etmeyecek. Bunu sadece İstanbul'da değil, Düzce'de de yapacağız. Memleketin her yerinde yapacağız. Yeter ki milletin parasını millete hizmet için harca. Yeter ki ahlaklı, bu milletin tek kuruşuna zeval getirme. Bu milletin parası kendine yeter. Bu cennet vatanın imkanları kendine yeter. Bu insanların kabiliyeti kendine yeter. Bu millet güzel bir millettir. Bu 86 milyonluk Türkiye Cumhuriyeti Devleti 2. yüzyılına girerken büyük bir sınav veriyor. 2. yüzyılına girerken Cumhuriyetin bize emanet ettiği değerleri ne yazık ki sıkıntıya uğratan bu yönetimi göndereceğiz. Ama aynı zamanda güçlü bir demokrasiyi, güçlü bir özgürlük atmosferini, Cumhuriyetin kimsesizlerin kimsesi olduğu bir dönemi ve özellikle devlet insanlarının haddini bildiği, vatandaşa karşı haddini bildiği bir süreci bu millete emanet edeceğiz. Milleti birbirinden ayıran değil, efendim oy verenler milli, bu iktidara kalsa, oy verenler milli değil. Bu iktidara kalsa, oy verenler darbeci, onlara oy verenler milli iradeyi temsil ediyor, bize oy verirlerse darbeci oluyor. Bunlara kalsa haşa utanmazlar bir tavır ortaya koyarlar. Neredeyse alnına cihaz tutacak, sana diyecek ki cennete, bana diyecek ki cehenneme. Bu kadar insanların inancına kadar, insanların milli duygularına kadar değerlerini siyasete alet edip her şey için, her bir oy için her şeyi yapabilecek, hatta bir avuç insanı, 100-150 insanı organize edip Erzurum'un adını lekeleyecek şekilde bir organizasyonla Ekrem İmamoğlu'nu değil, milleti, demokrasiyi taşlayacak kadar yüzsüzler bunlar. Taşlayacak kadar. Ama bu millet aklı başında. Bu millet eğriyi, doğruyu görür. Haklıyı, haksızı görür. Bu millet ne yaptı? Kalktılar seçimi elimizden almaya, biliyorsunuz. 31 Mart'taki seçim var ya, 31 Mart'taki seçim. Bu kardeşinize anasının ak sütü kadar helaldir. Helaldir, helal. Helaldir. Bunu elinden almaya kalktılar. Uydurma bir kararla, neymiş efendim? Sandıklarda terörist varmış. Aynı hikaye. Bugünün hikayeleri. Aynı. Hani bir tane suçlu var mı? Bir tane. Hapis yatan var mı? Bir tane. Bugünün o bakanıydı. Bakın, cumhurbaşkanıydı. Rakibim olan aday. Kalktı bize, millete hırsızlar dedi. Hırsızlar. Çaldılar dedi. Bakın, bu kadar yalanı, dolanı unutmayın. Bunlar hafızada dursun. Bakın, bunu yapan her şeyi yapar. Bunu yapan her şeyi yapar. Peki ne oldu, bunu yaptılar? 13.500 oyu beğenmeyenlere İstanbul halkı, bütün Türkiye'mizin her yerinden insanlar öyle bir okkalı Osmanlı tokatı attı ki bunlara. Tıpış 806.000 oy farkını tek tek saydırdılar onlara, tek tek. İşte bu seçimde öyle olacak. Bu seçimde de millet kazanacak. Sevgili Düzceliler, bir sözleşme yapalım. Buraya 13. Cumhurbaşkanımızı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu çağırmadan bir sözleşme yapalım. 4 günümüz kaldı, 4 gün. 4 gün kaldı. Gece gündüz çalışacağız. Gece gündüz çalışacağız. Özellikle sevgili gençler, ayrışmayacağız. Bir oyunuza bile sıkıntı getirmeyeceksiniz. Arkadaşlarınızla konuşun. Sizin geleceğinizin seçimi bu seçim. Sevgili gençler, bu seçim sizin geleceğinizin seçimi. Önümüzdeki 20-25 yılın seçimi. Bu seçimde ayrışmadan birleşe kazanacağınıza söz veriyor musunuz? 14 Mayıs'a kadar özellikle hanımefendiler, özellikle sizler, sizin sesiniz değerlidir. Sizi yakınlarınız, eşiniz, dostunuz, akrabanız kırmaz. Hele evin büyüğü hanımefendiler, anneler, teyzeler, nineler. Benim evde nenem konuşursa kimse konuşamazdı. O konuşunca herkes susardı. Bir evde nene konuşursa herkes susar. O ne derse olur. Benim güzel ninelerimden, annelerimden, evlatlarıyla, aileleriyle konuşsunlar. Erdemli, ahlaklı bir dönem için destek istemeye, gece gündüz çalışmaya, komşularınızla, dostlarınızla, güzel yüzle, güzel duygularla beraber hasbihal etmeye, oylarını istemeye 14 Mayıs'a kadar beyefendiler hep beraber bu çalışmaya katılmaya hazır mıyız? 14 Mayıs günü seçimde sandıklarda görev almamışsanız Türkiye gönüllülerine üye olmaya, sandıklarda oy patlaması yapmaya ve özellikle sandık günü elinizde o canım ay yıldızlı Türk bayraklarınızla okulların önünde, sokaklarda, okulların önündeki caddelerde bilen horonunu oynasın, bilen halayını çeksin. Bir demokrasi bayramı yaşamaya hazır mıyız? Güzel. Sevgili Düzceliler, sesimizi İstanbul'a duyurmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Herkes ama avazı çıktığı kadar. Her şey! Her şey! Her şey! Güzel. Buraya gelen herkes, buraya gelen herkes, buraya gelen herkes evine gittiğinde desin ki Ekrem İmamoğlu Düzce'de en son dedi ki aramızda kalsın, kimseye söylemeyin, kimseye söylemeyin. 15 Mayıs sabahı millet kazanıyor. Kazanıyoruz millet. Kazanıyoruz. Kalın sağlıcakla. Gösterin kalplerinizi. Kalpler kazanacak. Taş atanlar değil. Kalpler kazanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Düzce'nin misafirperverliğine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyor. Sevgili Düzceliler, değişim için en büyük görevin genç arkadaşlarımıza düşeceği günler yaklaşıyor. İnanın bu bahar en içten sevinçle güleceğiz hep birlikte. Parolamız net sevgili Düzceliler. Parolamız net. Artık son düzlükteyiz. İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? O zaman ben şimdi buraya, sizlerin huzuruna 85 milyonun Cumhurbaşkanını, ömrünü hak, hukuk, adalet mücadelesine adamış Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Asaret, gençler sana emanet Kılıçdaroğlu. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Hoş geldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla sizleri baş başa bırakıyorum. Bakıyorum Düzce'de bir hayli güzel bir değişim var. Bu değişimden mutlu musunuz? Ben de mutluyum. Beraber, birlikte, omuz omuza, Türkiye'yi aydınlığa, Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaya hazır mıyız? Hazır mıyız? Birlikte mücadele edip demokrasiyi getirmeye hazır mıyız? Her eve huzuru ve bereketi getirmeye hazır mıyız? Beşli çetelerin çalıp götürdüğü paraları getirmeye hazır mıyız? Tamamını getireceğim, tamamını. Tamamını getireceğim, sizlere vereceğim. Bu millete vereceğim. Bundan emin olun. Olağanüstü güzel bir coğrafyada yaşıyorsunuz. Ormanlarınız var, olağanüstü güzellikte. Dolayısıyla bu kadar güzel bir coğrafyada hava kirliliği olmasını hiç kimse kabul etmez. Hiç kimse kabul etmez. Sözüm söz. Buranın hava kirliliği sorununu çözmek Bay Kemal'in boynunun borcu olacaktır. 22 yıldır yapamıyorlar. Ya yapılamayacak ne? Kolay bir şey. Çağıracaksın doğalgaz buraya dağıtan firmayı. Bak şu köylere doğalgazı götüreceksin diyeceksin. Bitti o kadar. Götüreceksin ama bir şey daha yapacağız. Hiçbir fakir ailenin doğalgazı, elektriği ve suyu asla kesilmeyecek. Bir daha ifade edeyim. Hiçbir fakir ailenin, yoksul ailenin doğalgazı, elektriği ve suyu asla kesilmeyecek. Asla. Sevgili anneler, Size bir şeyler söyleyeyim. En büyük sıkıntıyı yaşayan sizlersiniz. Mutfaktaki yangının farkında olan sizlersiniz. Pazara giderken yaşadığınız, aldığınız malların fiyatlarının nasıl haftadan haftaya yükseldiğini bilen sizlersiniz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin soğana muhtaç hale gelen yurttaşlarını bilen yurttaşları sizlersiniz. O çerçevede olaya bakmak lazım. O çerçevede değerlendirmek lazım. Bakınız, aile destekleri sigortasını getireceğiz Allah nasip ederse. Hiçbir fakir ailenin benim gelirim yoktur demeyecek. Her kadının bankada hesabı olacak. Sosyal devlet her ay düzenli olarak o ailenin hesabına parayı yatıracak. Kadın gidecek, bankadan parasını çekecek. Çoluk çocuğun rızkını sağlayacak. Onun fakir olduğunu sadece ve sadece sosyal devlet bilecek. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Bu çerçevede hareket edeceğiz. Bazı kadınlar diyorlar ki bize altın hesabı açar mısınız? Onun da sözünü verdim. Yoksul ailelerde kadına evet altın hesabı açacağız ve endişe etmeyin. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği güzel bir Türkiye'yi inşa edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Gençler, hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? Özgürlüğe hazır mısınız? Size şu sözü veriyorum. Önce şunu ifade edeyim. 5.300.000 genç ilk kez sandığa gidip oy kullanacak. 5.300.000 genç. 5.300.000 genç dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacak. Diyeceksiniz ki nedir bu armağan? Armağan şu. Otoriter bir yönetimi demokratik yollarla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde gençler kullandıkları oyla emekte ettiler diyecekler. Bu onur size yeter. Bu onur bize yeter. Bu onur Türkiye'ye yeter. Unutmayın. Sandığa gideceksiniz. Oyunuzu kullanacaksınız. Arkadaşlarınızı ikna edeceksiniz. Demokrasiden yana, hukuktan yana, adaletten yana oy kullanacaksınız. Sizden tek isteğim o. Onun dışında göreceksiniz. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla Cumhurbaşkanı olduğumda beni özgürce eleştirebileceksiniz. Anneniz babanız size sakın oğlum kızım bu tweet'i atma başım belaya girer demeyecek. En özgür şekilde eleştireceksiniz. Size özgürlüğün bütün kapılarını açacağım. Gençler siz onu göndereceksiniz zaten. Söyledim. Bir de kadınlar. Kadınlar ve gençler bu ülkeye demokrasiyi, bu ülkeye bereketi getirecek. Yeter artık ya. Gerçekten yeter. Mutfaklarda yangın var. Sarayda yok mesela. Sarayda herkes hayatından memnun. Herkesin keyfi yerinde. 3 yerden 5 yerden maaş alanlar var. Ama garibanın çocuğu üniversiteyi bitirmiş, işsiz. Yıllardır iş arıyor, iş bulamıyor. Hiç meraklanmayın. Benim saraylarda oturmak gibi bir düşüncem asla olmadı. Hiç de olmayacak. Hiç de olmayacak. Eğer bir yere gitmem gerekiyorsa evime gideceğim. Mütevazi bir evim var. Zaten mutfağımı da aşağı yukarı hepinizi biliyorsunuz. Huzur içinde yaşıyoruz zaten orada. Herkesin evinin, mutfağının bereketli olmasını isterim. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla seçilirsem saraya değil Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankaya'sına gideceğim. Mütevazi köşküne gideceğim. Gençler size bir sözüm daha var. Size bir sözüm daha var. Bir sözüm daha var size. Bir sözüm daha var. Siz büyük bir ihtimalle henüz askerlik yapmadınız. Askerlik yapanlar yaptınız mı? Güzel. Sınıra gidip askerlik yapanlar orada bir tabela görürler. Hudut namustur derler. Dolayısıyla huduttan Türkiye'ye kimse elini kolunu sallayarak gelmez demektir bu. bizim askerimiz, güvenlik güçlerimiz hudutun güvenliğini sağlarlar derler. Ve öyle olur. Şimdi size bir sözüm var. 3.600.000 Suriyeli kardeşimizi en geç 2 yıl içerisinde o huduttan Suriye'ye uğurlayacağız. Sadece Suriyeliler değil, Afganları da göndereceğiz. Afganları da göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Biz önce kendi halkımızı düşünürüz. Kendi milletimizi düşünürüz. Bizim ülkemizin çıkarlarını düşünürüz. Ama onların yollarını, köprülerini, okullarını Avrupa Birliği fonlarıyla yapacağız. Bizim müteahhitlerimiz yapacak. Onların can ve mal güvenliğini sağlayacağız. Dolayısıyla dış politikamızı 180 derece değiştirip barış eksenli yapacağız. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi yurtta barış, dünyada barış olacak. Ve barış içinde hareket edeceğiz. Bütün komşularımızla barış içinde, huzur içinde yaşayacağız. Yel gibi kaçar biliyorum. Biliyorum. İzmir Marşı'nı da biliyorum. Evet. Haramilerin saltanatını yıkacağız diyor. Benim Cumhurbaşkanı olmamı 2 kesim istemiyor. Bir, beşli çeteler. Beşli çeteler diyorlar ki aman Bay Kemal olmasın, kim olursa olsun. Yok çekmeyin. Yok çekmeyin, sandığa gidin, oy kullanın. İradenizi orada gösterin. Sandığa gideceksiniz, Türkiye'de ne gerekiyorsa yapacaksınız. Diyeceksiniz ki biz bunları istemiyoruz. Bıktık artık. Vallahi de billahi de bıktık ya. Yeter ya. Ya yeter ya. Milleti mahvettiniz siz. Bıktık. Gerçekten. Göndereceğiz. Hiç endişe etmeyin. Gençler, siz göndereceksiniz siz. Bunu biliyorum. Siz göndereceksiniz. Umudum da sizsiniz. Beraber çıkacağız. Beraber yol arkadaşlığı yapacağız. Türkiye'ye demokrasiyi getireceğiz. Türkiye'ye huzuru getireceğiz. Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşamasını sağlayacağız. Esnafımız perişan vaziyette. Onun da durumunu gayet iyi biliyorum. Çiftçimiz perişan vaziyette. Onun da durumunu biliyorum. Fındık üretiyoruz biz. Fındıkta dünyada 1 numarayız. Ama başkaları milyar dolarları kazanıyor. Biz kazanamıyoruz. Söz verdim. Söz verdim. Ordu'da söz verdim, Giresun'da söz verdim. Siz de fındık üretiyorsunuz, size de söz verdim. Söz vereceğim, Bay Kemal'in iktidarında göreceksiniz. Fındığın kilosu 4 dolar karşılığı Türk lirası olacak. 4 dolar karşılığı Türk lirası. Gene diyecekler parayı nereden bulacaksın? Hep o soruyu soruyorlar. E sen parayı beşli çetelere veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim. Sen yandaşa veriyorsun, ben vatandaşa vereceğim. Kime? Kimin hakkı? Vatandaşın hakkı. Ayrıca beşli çetelerden yurt dışına kaçırdıkları paranın tamamını getireceğim, tamamını. Son kuruşuna kadar getireceğim ve bu millete vereceğim. Hiç endişe etmeyin. Orman köylüleri var biliyorum. Onların da sıkıntıları var biliyorum. Toplumun en yoksul kesimi orman köylüleri. Onun da farkındayım. Vahidi Fiyat'ı belki hiç duymadınız ama bu kardeşiniz, bu amcanız, bu dedeniz gayet iyi bilir. Vahidi Fiyat demek aslında orman köylüsünün emeğinin, alın terinin karşılığını vermek demek. Bu verilmiyor. Buradan bütün orman köylülerine seslenmek isterim. Huzur içinde sandığa gidin. Bayram havası içinde sandığa gidin. Sizin hakkınızı teslim edecek olan kişiye oy verin. Ve siz hepiniz taşeron işçisi değilsiniz. Siz ücretlisiniz. Orman Genel Müdürlüğü'nün işlerini yapıyorsunuz. Hepiniz Orman Genel Müdürlüğü'nün sigortalı işçileri olacaksınız. Böylece herkes kazanacak, herkes üretecek, herkes alın terinin karşılığını alacak. Hiçbir emeği sömürtmeyeceğiz. Bunu da bilmenizi isterim. Hak, hukuk, adalet yazıyorsunuz. Biliyorum. Haksızlığa uğrayanları biliyorum. Ne olduğunu da gayet iyi biliyorum. Mağdur edilenler, binlerce insan var. Mağdur edilenler var. Bunu da biliyorum. Yargıya başvurmuş, beraat kararı almış. Başlatmayacağım diyor. Savcıya gitmiş, savcıya vermişler, dava açmışlar. Savcı demiş ki dava açacak bir şey yok burada. Çık kardeşim, bir şey yok. Onu da işe başlatmıyorlar. Herkesin hakkını teslim edeceğim. Şu yolla, şu yol, Ankara-İstanbul yolu 450 kilometre yürüdüm. 450 kilometre. Adalet için yürüdüm 450 kilometreyi. Burada da geceledim ben. Burada da geceledim. Bir gecem Düzce'de kaldı. Dolayısıyla kim haksızlığa uğrarsa, oy versin vermesin. Kim haksızlığa uğrarsa adalet için ben onun yanındayım. Çünkü haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Haksızlık karşısında susmayacağız. Haksızlığa isyan edeceğiz ve haksızlığı gidereceğiz. En ufak bir endişeniz olmasın. Bay Kemal eşittir adalet, hak, hukuk. Bunu bileceksiniz. Köylerdeki bütün okulları kapattılar. Söz verdim. Bütün köy okullarını açacağız ve Cumhuriyet'in 100. yılında 100.000 yeni öğretmen atayacağız. Böylece her okulda öğretmen olacak ve bütün köylerde çocuklar anneleri tarafından güler yüzle okula gönderilecekler. Bir şey daha yapacağız. Beslenme çantası uygulamasını sonlandıracağız. Çocuk okula gidecek, suyunu, sütünü, yemeğini akranlarıyla beraber yiyecek, karnı tok eve dönecek. Bütün çocuklar aynı yemeği yiyecekler. Bütün çocuklar huzur içinde karınlarını doyuracaklar. Böylece beslenme çantasına neyi koyayım diye bir anne asla düşünmeyecek. Bunu da sağlayacağız. Anneler, sizin için çalışıyorum. Anneler, sizin çocuklarınız için çalışıyorum. Anneler, sizin mutfağınız bereketli olsun diye çalışıyorum. Anneler, beşli çetelerden alacağım, size vereceğim. Sizin huzurunuz için vereceğim. Ayrıca anneler, evlatlarınız işsiz. Bunu da gayet iyi biliyorum. Evlatlarınıza iş bulmak benim boynumun borcudur. Çünkü bir evde bir işsiz varsa, çocuk işsizse ne o evde huzur vardır, ne annede ne babada huzur vardır. Bunu da düzelteceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Değerli arkadaşlarım. Bir şeye daha değinip bitireceğim. Tamam, alacağım onu. Bir şeye daha değinip bitireceğim. Bizi zaman zaman yok masanın altında, yok masanın üstünde, yok masanın yanında diye sanki terör örgütleriyle bağlantımız varmış gibi bizi dillendiriyorlar. Bir dakika, yok çekmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 okundan birisi milliyetçiliktir. Daha bize milliyetçilik dersi verecek kişi anasından doğmadı. Bunu da aynen rahatlıkla söyleyeyim. Aynen. Buradan söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Bir daha, terör bir insanlık suçudur. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele edeceğiz. Mücadele etmek de bizim boynumuzun borcudur. Herkesin bilmesini isterim. Bir şey daha. Bize milliyetçilik dersi verenler unutmasınlar. Siz para dilenmek için düne kadar küfrettiğiniz adamların ayağına gittiniz ve diz çöktünüz. Kabul etmeyiz biz bunu. Bize milliyetçilik dersi verenler Süleyman Şah Türbesi'ndeki bizim toprağımız, bizim bayrağımız dalgalanıyor. Bayrağı indirdiler ve Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Sözüm söz. Türkiye sözüm söz. O bayrak oraya gidecek, Süleyman Şah Türbesi de gidecek. Bize kalkmışlar da milliyetçilik dersi veriyorlar. Ayrıca Katar ordusuna sattıkları tank palet fabrikasını alacağız. Onu da şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Biz onlar gibi değiliz. Hangi görüşten, hangi kimlikten, hangi inançtan olursa olsun herkesin Bay Kemal'in başının üstünde yeri vardır. Yeter ki bu ülkede huzur, iki kırmızı çizgimiz var. Onu da söyleyeyim. Vatanımız ve bayrağımız. Nokta. İki kırmızı çizgimiz var. Bir şey daha istiyorum. Sandığa giderken mutlaka ama mutlaka komşunuzu, yakınınızı, akrabanızı almayı unutmayın. Beraber gidin sandığa. Sandığa oy kullanırken, sandıkta oy kullanırken elinizi vicdanınıza koyun. Adaletten yana, hukuktan yana, alın terinden yana oy kullanın. Hırsızlardan yana değil, devleti soyanlardan yana değil. Oy kullanmayın devleti soyanlardan yana. Kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Herkes bilsin. Ben bunu söylüyorum da mesela onlar diyemiyorlar. Kul hakkı yemem diyemiyor. Kul hakkı yedirmem diyemiyor. Bunu sadece Bay Kemal söylüyor. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı söylüyor. Evet, kul hakkı yemem, kul hakkı yedirmem. Başka bir şey daha. Beşli çeteler, beni istemeyenler, bir de uyuşturucu var onların. Onlar da istemiyorlar. Ama sözüm söz, uyuşturucu baronlarının kökünü bu topraklardan kurutacağım ve keseceğim. Uyuşturucu baronlarının da. Gencecik evlatlarımızı zehirliyorlar. Efendim, bu güzel toplantımızı huzur içinde yapmamızı sağlayan polis arkadaşlarımız var. Onlara da yürekten teşekkür ederim. Polis arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyorum. Büyük dertleri var biliyorum. Günde 12 saat, 14 saat, 15 saat çalıştıklarını biliyorum. Bazen 24 saat çalıştıklarını biliyorum. Böyle metrelerce sıraya dizilip, ya bunlar da insan kardeşim. Bunların da ihtiyacı olur. Yemek ihtiyacı olur, tuvalete ihtiyacı olur. Onlar düşünülmeden ben emir veririm ve kesintisiz yerine gelir diye bir anlayış var. Onu da değiştireceğiz. Göreceksiniz. Bu ülkenin polisi, bu ülkenin huzuru için çalıştığı sürece bizim başımızın üstünde yeri olacak. Herkese, kamuda çalışan, onlara da söyleyeyim. En küçüğünden en büyüğüne kadar sakın ola bir yolsuzluk dosyasının altına imza atmayın. Kul hakkı yemeyin. Eğer kul hakkı yediyseniz karşınıza beni göreceksiniz. Onun dışında hiçbir sorunum yok. Ve son söz. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Evet. Demokrasiyi getirmeye hazır mıyız? Özgürlükleri getirmeye hazır mıyız? Her eve huzuru ve bereketi getirmeye hazır mıyız? Evet. Suriyeli kardeşlerimizi, Afgan kardeşlerimizi kendi ülkelerine uğurlamaya hazır mıyız? Evet. Güzel. O zaman sandığa gidiyoruz. Bir bayram havası içinde gidiyoruz ve oyumuzu kullanıyoruz. Demokratik bir yönetimle, demokratik bir yönetimi Türkiye'ye getirmek için, Türkiye'de çalışması için, üretmesi için. Stadyum. Benim gençlere sözüm olsun. Buraya güzel bir stadyum yapacağım. Gençlere sözüm olsun. Size sözüm. Sizler spor yaptığınız sürece zaten biz mutlu oluruz. Dünyaya iyi sporcular yetiştiren bir ülkeyiz biz aynı zamanda. Stadyum olacak, göreceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Yalnız il başkanına söyleyin, bir de seçilecek olan milletvekiline de haber verin. Bana hatırlasın diye. Tamam mı? Anlaştık mı? Evet, Ekrem Başkan'ın söylediği gibi her şey her şey. Şu bariyerlerin arkasında da Düzceli kardeşlerim var. Her şey. Bu tarafta da var. Onlara da sesleneyim. Her şey. Her şey. Vallahi de billahi de her şey çok güzel olacak. Sizin için çalışacağım. Bu ülkenin insanları için çalışacağım. Sizin için çaba harcayacağım. Bu ülkede huzur olsun diye çalışacağım. bereket olsun diye çalışacağım. Dediğim gibi saraylardaki asla ve asla gözüm yok. Mütevazi evimde sizler gibi yaşamak benim için en büyük onurdur. Ve bu onuru hayatım boyunca hep sürdüreceğim. Öyle büyük paralar, büyük israflar yapmayacağım. Ayrıca Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 uçak var. 16 uçağı satacağım. Orman yangınlarında kullanılmak üzere yeni uçaklar alacağım. İlk tasarrufumuz öyle olacak. İlk tasarruf. Boş yatıyorlar, dünyanın parasını veriyorlar. Öyle 3 yerden 5 yerden maaş alma saltanatına da son vereceğiz. Vatandaşın evladı işsiz, 5 yerden maaş alıyor. 6 yerden maaş alıyor. Devleti soyuyorlar. Soygun düzenini, harami düzenini bitireceğiz. Harami. Peki hakkı, hukuku ve adaleti sağlayacağız hep beraber. Hepiniz sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Yok ki burada bir taraf, adalete, güzele taraf olmalı taraf. Hayriyat bir hareket, gelsin artık bereket. Ver coşkuyu Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı buraya davet edebilir miyim? Mansur Başkan Karabük'ten geldi, şimdi aramıza katılıyor. Hoş geldiniz diyorum kendisine. Aramızda bulunan milletvekillerimizi, parti yöneticilerimizi ve milletvekili adaylarımızı anons edeceğim öncelikle. Haydi hep birlikte sandığa. Grup Başkan Vekilimiz, Sakarya Milletvekilimiz Engin Özkoç. Ben Kemal, sana söz veriyorum. Millet buluşmalarımızın koordinatörü eski Devlet Bakanımız Erdoğan Toprak. Genel Başkanımızın baş danışmanı İzmir Milletvekilimiz Tuncay Özkan. Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlı Aka. Demokrat Parti Kadın Kolları Genel Başkanımız Fatma Yavuz. İstanbul Milletvekilimiz Turhan Aydoğan. Edirne Milletvekilimiz Okan Gaytancıoğlu. İstanbul Milletvekilimiz Ali Şeker. Ve şimdi Millet İttifakı Düzce İl Başkanlarımızı davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Semih Cemşit. İYİ Parti İl Başkanımız Yunus Özayer. Gelecek Partisi İl Başkanımız Vildan Tokaliç. Deva Partisi İl Başkanımız Tuğba Özcan. Saadet Partisi İl Başkanımız Tahir Çengel. Demokrat Parti İl Başkanımız Mithat Ceylan. Sevgili Düzceliler, 14 Mayıs'ta sizlerin oylarıyla seçip Ankara'ya, parlamentoya göndereceğiniz milletvekili adaylarımızı anons ediyorum. Düzce Milletvekilimiz Talih Özcan. İkinci sırada İYİ Partili bir milletvekili adayımız var. Kadın milletvekili adayımız Aslıhan Akbal Tüysüz. Yine 3. sırada kadın bir adayımız var. Jale Uzun Hasan. Bolu Belediye Başkanımız Tanju Özcan. Kıbrısçık Belediye Başkanımız Emin Tekmen. Mengen Belediye Başkanımız Turan Bulut. Gökçesu Belediye Başkanımız Vahit Aydın. Konuk belediye başkanlarımızla devam ediyorum. Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi. Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün. Zonguldak Alablı Belediye Başkanımız Nuri Tekin. Ben Kemal, geliyorum. Taraf bu taraf, yok ki burada bir taraf. Adalete, güzele taraf olmalı taraf. Kıymetli Düzceliler, kıymetli Düzceliler, 14 Mayıs'ta ilk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? İlk turda bitiriyor muyuz? 14 Mayıs'ta her şey 13. Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu milletvekili adaylarımızı sizlere emanet ediyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum diyor. Hoşça kalın sevgili Düzceliler. Düzce'nin selamını Sakarya'ya götürüyoruz hep birlikte. Cumhurbaşkanı yardımcılarımız Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş'la sizleri selamlıyor. Hoşça kalın diyoruz. Hoşça kalın sevgili Düzceliler.